Şu an içeride Victor Hugo da dahil olmak üzere 78 insanın bedeni muhafaza ediliyor. Şurada böyle bir hiyeroglif var. Eğer her esere sadece 30 saniye bakmak isterseniz bu tam 160 gününüzü alıyormuş. Hepinize günaydın arkadaşlar. Bugün biraz daha Paris'te dolaşacağım. Şimdi dün geldiğim meydana geldim. Şuna dikkat etmemiştim. Meydanın tam ortasında aşılama merkezi var. Şöyle. Burası tam Paris'in merkezi diyebiliriz. Saat tam 1. Demek her saat başı şu çan çalıyor. Dediğim gibi burası tam Paris'in merkezi. Hemen şurada Notre Dame Katedrali var. Evet, bugün plan yapmadım. Gitmek istediğim birkaç yer var. Oralara uğrayacağım. Onun dışında dediğim gibi rastgele yürüyerek Paris'i gezeceğim. Bakalım nasıl olacak. Hava kapalı. Umarım yağmur yağmaz. Maskemi yine arada bir takıyorum. Açık havada maske takmak zorunlu değil. Ama ben yine arada bir takıyorum çünkü bundan sonra geçeceğim ülke Covid testi istiyormuş. O yüzden yani hastalık kapmamam gerekiyor. Öyle dediğim gibi bugün rastgele yürüyerek gezeceğim. Umarım güzel bir gün olacak. Şöyle, Notre Dame Kilisesi Paris'in ortasında küçük bir adada yer alıyor. Şöyle güzel bir köprüden geçerek kiliseye gidebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, yağmur yağmaya başladı. Arkadaşlar, bildiğiniz gibi 2018'de çıkan bir yangında Notre Dame Katedrali çok büyük hasar alıyor. Hatta görebilirsiniz, neredeyse tamamen çöküyor. Şu an tekrar inşa etmeye çalışıyorlar. O yüzden katedrali ziyaret edemiyorsunuz. Ama girişinde şöyle bir sergi var. Size katedral hakkında bilgiler veriyor ve yangından sonra tekrar inşa çalışmaları hakkında bilgiler veriyor. Şöyle gerçekten çok büyük bir hasar alıyor. O yüzden gayet titiz bir şekilde çalışıyorlar. Katedrali tekrar aynı şekilde inşa edebilmek için. Şöyle yukarıdan görebilirsiniz. Gerçekten çok büyük çaplı bir onarım çalışması. Notre Dame Katedrali hava koşullarından kolaylıkla etkilenebilen bir yapıya sahipmiş. O yüzden tekrar benzer bir felaket yaşanmasın diye bu onarım çalışmasını çok titiz bir şekilde yürütüyorlar. Bu bakım ve onarım çalışmaları tüm dünyadan yapılan bağışlarla sürdürülebiliyormuş. Şöyle serginin sonunda da bağış yapan herkese teşekkür ediyorlar. Lüksemburg bahçelerine geldim. Burası tam Paris'in merkezinde. Büyük bir park. Buraya turistlerden çok Parisliler gelmeyi tercih ediyor. Yani yerel hayatı gözlemlemek isterseniz buraya gelebilirsiniz. Ayrıca çok güzel bir park. Yani kesinlikle öneriyorum. Evet arkadaşlar, Pantheon'a geldim. Şöyle arkamda görebileceğiniz üzere. Pantheon Yunanca'da tüm tanrıların tapınağı anlamına geliyormuş. Pantheon 1758 yılında bir kilise olarak inşa edilmiş. Ama Fransız devriminden sonra mozoleye çevrilmesine karar verilmiş. Şu an içeride Victor Hugo da dahil olmak üzere 78 insanın bedeni muhafaza ediliyor. Pantheon 19. yüzyıl boyunca iki kere kiliseye çevrilmiş. Ancak şu an mozole olarak varlığına devam ediyor. Evet arkadaşlar, burası Latin Quarter, yani Latin Meydanı. Hemen şurada Sorbonne Üniversitesi var. Şöyle aşağı doğru uzayıp gidiyor. Hemen şurada karşıda test çıktılarınızı alabileceğiniz bir yer var. Burada da böyle kafeler falan var, genelde öğrencilerin oturduğu. Evet arkadaşlar, ben kalacağım yere dönüyorum. Yoruldum, bugünlük bu kadardı diyelim. Saat şu an 8.30'a geliyor. Hava aydınlık ama artık yarın gezmeye devam ederim.
tomorrow. Hepinize yağmurlu bir Paris sabahından günaydın arkadaşlar. Bugün pazar günü. Ben yapacak hiçbir şey bulamadım. Bir de yağmur yağıyor dediğim gibi. O yüzden Louvre Müzesi'ne gidiyorum. Bugünü büyük ihtimal orada geçireceğim. Evet, tekrar Louvre Müzesi'ne geldim. Önceki videoda dışarıdan göstermiştim. Şimdi dediğim gibi içeri girelim. Şöyle bir QR kodu var. Telefonunuzdan bunu okutup biletinizi alıyorsunuz. Daha sonra içeri giriyorsunuz. Ben şimdi bilet alacağım. Burada Wi-Fi var. Onu kullanarak biletinizi alabilirsiniz. Biletimi aldım. Bu tarafa geçtim. Şimdi güvenlik kontrolü var galiba. Bilet fiyatı 17 euro. 26 yaş altındaysanız ücretsiz ama Avrupa Birliği vatandaşı iseniz. Piramidin altında aşağı doğru 3 kat varmış. Ve şu yandaki binalarda yukarı doğru 2 kat. Yani toplamda 5-6 katlı bir yapı. Ve tamamını gezmek isterseniz günler belki haftalar alabilir. Önce 1200 yılında başkenti korumak için bir kale olarak inşa edilmiş. Daha sonra saraya çevriliyor. 1793 yılında da müzeye çevriliyor ve hala müze olarak faaliyetine devam ediyor. Louvre'un ilk olarak bir kale olarak inşa edildiğini söylemiştim. Burası o kalenin temelleri. Müzenin bu bölümünde Mısır antikleri yer alıyor arkadaşlar. Bu çizimlerin nasıl bu kadar güzel korunduğuna inanamıyorum ya. Şuna bakar mısınız? Ayrıntılı bir çizim ve hiçbir hasar almamış neredeyse. Kaç bin yıllık muhtemelen ama yepyeni gibi. Şuradakiler biraz daha hasar almış ama yine iyi durumdalar. Ve çizimler çok güzel. Burada şöyle papirüslerin üzerine buğday hasatlarını kaydetmişler. Şöyle bir sürü var. Şu yazıya bakar mısınız? Ne kadar garip. Benim anlamadığım bu yazı nasıl hala silinmemiş. Yani inanılmaz. Kaç bin yıl çünkü. Papirüs de böyle bir şeymiş. Yani tarih dersinde o kadar duyduk ama bir kere bile görmemiştim yani. Şurada böyle bir hiyeroglif var. Hemen yanında da sembollerin anlamları verilmiş. Ama hepsi Fransızca olduğu için anlayamıyorum. Keşke İngilizcesini de koysalardı. Şu hiyerogliflere bakar mısınız? Muhteşem ya. Şu taşları terazide ölçüm yaparken ağırlık olarak kullanıyorlarmış. Hepsinin tek tek ölçüsü var. Şöyle hepsinin ağırlığı şurada yazıyor. Evet, Mısır antikleri bölümünden çıktım. Hemen sağ tarafında Yunan antikleri bölümüne giriyorum şimdi. Bu heykellerin her biri yaklaşık 2000 yıllık. Yunan bölümünde milyon tane heykel var. Kaybolursunuz burada yani kesinlikle. O kadar büyük ki ve o kadar fazla eser var ki kesinlikle kaybolursunuz. Mona Lisa'da niye bıyık var? Şöyle İtalyan çizimleri bölümüne giriyorum. Mona Lisa da yine bu tarafta. Arkadaşlar çok fazla eser var burada. Yani imkansız hepsini görmeniz. Yoruldum ben şu an yani. Her köşede. Zaten içeri girdiniz mi kayboluyorsunuz. Çok çok fazla ya. Ve hepsi ayrı güzel. Ben fotoğraf çekmekten yoruldum yani. Fotoğraf çekmekten, video çekmekten yoruldum.
İtalyan çizimlerinin olduğu bölüm. Şu ana kadar müzenin gezdiğim en güzel kısmı. Gerçekten çizimler muhteşem. Gelirseniz burada çok vakit geçireceksiniz. Ve beklenen an geldi. Mona Lisa bu odanın içinde. Tabloyla selfie çekinmek için şöyle sıraya giriyorsunuz. Bence şu yandaki diğer tablolar daha güzel ama buraya kadar gelmişken sıraya gireceğim. Evet arkadaşlar, karşınızda Mona Lisa. Sıra bana geldi. Hemen fotoğraflarımı çekip devam edeyim çünkü arkamda insanlar bekliyor. Evet arkadaşlar, Mona Lisa da bu şekildeydi. Müze kapanıyor arkadaşlar. Saat 6. Yaklaşık 5 saattir buradayım ve daha görmediğim bir sürü şey var. Müzeyi detaylı bir şekilde gezmek istiyorsanız birkaç gün ayırmanız gerekiyor. Gerçekten yürürken fark ediyorum yani daha görmediğim ne kadar çok şey olduğunu. Güneş açmış. Hava şu an mis gibi. O yüzden bir Eiffel Kulesi'nin o taraflara gidip biraz oturayım diyorum. Bugün son günüm zaten. Louvre Müzesi böyleydi. Kesinlikle gelmenizi öneriyorum. Kesinlikle buraya bir gün ayırın yani. Louvre'un arkasında hemen böyle bir park var. Bayağı güzel, büyük bir park. Gelirseniz burada oturabilirsiniz. Şöyle yine her tarafta sandalyeler var oturabileceğiniz. Hemen karşımda da Eiffel Kulesi. Biraz burada dinleneyim, yoruldum çünkü. Bu meydanın ismi Place de la Concorde. Fransız devriminden sonra bu meydanda Kral Louis giyotin ile başı kesilerek idam ediliyor. O yüzden Fransız tarihi için önemli bir meydan. Şu karşımda gördüğünüz ince uzun anıt da Mısır tarafından Fransa'ya hediye edilmiş. Yaklaşık 3000 yıllık bir anıt. Arkadaşlar size Eiffel Kulesi hakkında bir bilgi vereyim. Eiffel Kulesi ilk olarak 1889'da Paris'te düzenlenecek Dünya Fuarı için inşa edilmiş. Ama Parisliler bu durumdan memnun değilmiş çünkü Eiffel Kulesi'nin şehri çirkinleştirdiğini düşünüyorlarmış. Tepkiler üzerine kulenin 20 sene içinde kaldırılacağı söylenmiş ama gördüğünüz üzere kaldırılmamış. Bir de Eiffel Kulesi Paris'teki en çok ziyaret edilen yer değil, hatta en çok ziyaret edilen 4. ya da 5. yermiş. Ondan önce Notre Dame Katedrali, Sacré-Cœur Kilisesi ve Louvre Müzesi var galiba. Bu arada Louvre Müzesi hakkında da bir bilgi vereyim. Şimdi okudum. Louvre Müzesi'nde 460.000'in üzerinde eser varmış. Eğer her esere sadece 30 saniye bakmak isterseniz bu tam 160 gününüzü alırmış. Bu da böyle bir bilgiydi. Paris'teki son günümdü bugün. Yarın Roma'ya gidiyorum. Bakalım. Yarın gitmeden biraz daha dolaşırım. Çünkü otobüsüm akşam.